Günden müzakereye hoş geldiniz. Haftanın ilk programında konuğumuz Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Ertuğrul Kürkçü. Az önce teaser'ımızda da izlediğiniz o korkunç görüntülerin nedenini, bu saldırıların arkasında kimler olabilir, hangi ihtimaller üzerinde yoğunlaştıklarını ve bu saldırıların aslında neden engellenemediğini soracağız Ertuğrul Kürkçü'ye. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bütün bunlardan önce en sıcak gelişmeyle başlayalım isterseniz. Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir HDP heyeti arasında bir görüşme oldu. Önce evet. O görüşmeye dair biz sizden bilgiler alalım. Kimler gitti, ne konuşuldu ve Cumhurbaşkanı Gül'le görüşmeden sonra bu saldırıların arkasındaki güçlere dair neler yapılabileceği konuşuldu mu? Herhangi bir ipucu var mı Cumhurbaşkanı'nda, ne dersiniz? Şimdi bu görüşme bizim Halkların Demokratik Kongresi'nin Adalet Komisyonu'nun görüşmesi. Bu daha önceden kararlaştırılmış bir görüşmeydi. Dolayısıyla bu son olaylarla doğrudan doğruya birinci dereceden ilgili değil. Yani onun kendi takvimi vardı. O takvim çerçevesinde görüşüldü. Bizim komisyonumuz Cumhurbaşkanı'yla aslında Türkiye'deki duraksayan, hatta geriye doğru giden demokratizasyon süreci, barış, Kürt sorununa adil ve demokratik bir çözüm, bunun yasal bir çerçeveye kavuşturulması meseleleri eksenli bir görüşme yapacaklardı. Özellikle hasta tutukların serbest bırakılması, terörle mücadele kanununun değiştirilmesi konusundaki yani topyekün Türkiye'de bir baskı ve çatışma sürecinden barış ve çözüm sürecine geçişin imkanları konusunda bir pozisyon deklare edeceklerdi. Dün konuştuk arkadaşlarımızla gitmeden önce komisyonda, Akın Birdal arkadaşımız hem de Halkların Demokratik Kongresi Yürütme Kurulu üyesi, bu çatışmaları da gündeme getirecekler, daha doğrusu saldırıları gündeme getireceklerdi. Bu konuda ben henüz heyetten bilgi almadım. Cumhurbaşkanıyla ne dereceye kadar bunu konuştular? Çünkü bu onların gündeminin ister istemez dışındaydı. Fakat kaçınılmaz olarak bugünün meselesi olduğu için girmiştir, konuşulmuştur. Ne yazık ki sizden daha çok bilgiye henüz sahip değilim. Pekala. Bir hatırlatma yapalım. Bazı hatırlatmalarda yarar var. Çünkü özellikle de bu konuyla ilgili dünden bugüne birazcık konuşmak lazım aslında Halkların Demokratik Partisi'ne dönük saldırıları. Çünkü daha önce de sizler BDP milletvekiliyken henüz, yanlış hatırlamıyorsam, evet, Karadeniz'e gitmiştiniz. Yine evet, Karadeniz'de benzer şeyler yaşanmıştı. Bir haberimiz var. Haberimizi izleyelim ve sonra hemen devam edelim kaldığımız yerden. Kendisini halkların demokratik siyasetinin adresi olarak tanımlayan HDP'ye saldırılar sistematik olarak sürüyor. Saldırı noktaları çeşitli. Edirne, Urla, Fethiye, Aksaray, Ordu ve Giresun. Ancak Fethiye'nin özel bir tarihi var. 22 yıl önce de Muğla'nın Fethiye ilçesinde ırkçı saldırılar nedeniyle bazı Kürt aileler ilçeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Planlı saldırı olduğuna ilişkin kimi kareler de oluştu Fethiye'de. Elinde piknik tüpüyle ilçe binasına saldırmayı planlayan kişilerin görüntüleri kameralara takıldı. Seçim öncesi dozu artan saldırılara yönelik alınan tedbirler ise tartışmalı. Zira parti tabelası indirilip yere atıldı, yerine Türk bayrakları asıldı. Kararı veren kişi ise belediye başkanı Behşet Saatçı. Saatçı, Kürtçe ve Türkçe Kurban Bayramı mesajı yayınlanmasının ardından MHP'nin kesin ihraç kararı verdiği bir isim, Saatçı şu an Demokrat Parti'den belediye başkanı. Gerginlik bununla da bitmedi. Kalabalık grup bir polis aracında HDP'lilerin olduğunu ileri sürerek taş ve sopalarla saldırdı. Polis saldırgan gruba gaz bombası ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahalede bir polis memuru yaralanırken saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı. İlçede bir araçta üzerinde Türk bayrağı olmadığı gerekçesiyle saldırıya uğradı.
Konuyla ilgili BDP dışında mecliste bulunan siyasi partiler merkezi düzeyde bir açıklama yapmadı. CHP'den Melda Onur ve Sezgin Tanrıkulu saldırıları kabul edilemez bulduğunu açıkladı. BDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kars'taki seçim mitinginde gündeminde bu saldırılar vardı. Türkiye'deki alçaklığı gördünüz. Şimdi bakın. Biz ısrarla gittiğimiz her yerde, bulunduğumuz her yerde halkımıza saldırı çağrısı yapıyoruz. Seçim bir savaş değildir diyoruz. Seçim siyasi bir rekabettir. Hepimiz halkımızın karşısına çıkarız. Halk kimden yana desteğini koyarsa başımızın tacıdır deriz, çıkarız. Bu kadar. Ama bunlar ne yapıyor? Efendim Fethiye'ye HDP tabelası asılamazmış. Fethiye sizin babanızın malı mı be? HDP eş başkanı milletvekili Ertuğrul Kürkçü de seçim çalışmaları nedeniyle gittiği Ordu ve Giresun'da saldırıya uğradı. Hatırlanacağı üzere Sıra Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü Şubat 2013'te çıktıkları Karadeniz turunu benzer saldırılar nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kalmışlardı. Yaygın medyanın Halkların Demokratik Partisi'nin hedef alındığı olaylarla ilgili HDP gerginliği manşeti kullanmayı tercih etmesi de eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Program editörlerimizden Candan Yıldız'ın derlediği, hazırladığı haberi izledik. Şimdi son kareden devam edelim isterseniz. Daha doğrusu o hatırlatmadan. Şubat 2013'tü herhalde. Üzerinden epey de zaman geçti. Bir yılı aşkın zaman. En son Karadeniz turundan bugüne. Dünden bugüne bir bağlantı kuruyor musunuz? En son Karadeniz turuna çıkmak istediğinizde yine tamamlayamadığınız bir ziyarette. O program da yarıda kalmıştı. Ben bir bağlantı kuruyorum. Bir de bağlantısızlık var. Önce bağlantıdan söz edeyim. Bağlantı şudur. Bu saldırıların hiçbirisi lokal, yerel halkın içinden gelen tepkiler değil. Bunların hepsi özel harbin, gradyonun, kontur gerillanın kendisine ait kapalı bölgeler olduğu iddiasını toplumun kafasına kakma, bize de sözüm ona kendi sınırlarını dayatma girişimidir. İki tarih arasında şunlar oldu. Halkların Demokratik Partisi yasa olarak kuruldu. Ve biz bu Karadeniz illerinin hepsinde parti teşkilatı kurduk. Trabzon'da, Ordu'da, Giresun'da, Artvin'de, Ordu'da, Samsun'da, Zonguldak'ta il örgütlerimiz var, ilçe örgütlerimiz var. Buralarda şu an belediye başkan adaylarımız var, meclis üyeleri adaylarımız var. Bayraklarımız kentlerin her yerinde dalgalanıyor, seçim bürolarımız çalışıyor. Dolayısıyla yerel halkla bizim yerel temsilcilerimiz arasında hiçbir gerginlik ve çelişki yok. Zaten bizim adaylarımızın hepsi o halkın çocukları, hepsi orada yaşayan çeşitli kökenlerden insanların oğulları, kızları, Lazlar var, Gürcüler var, Türkler var, Alevisi var, Sünnisi var, kadını var, erkeği var, son derece zengin bir insan manzarası burada var ve bunlar barış ve dostluk içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. O bugüne kadar hiçbir bölgede saldırı da vaki olmadı Sinop'tan sonra. Ancak bizim genel merkezi olarak arkadaşlarımızın isteğiyle bölgeye ziyaret yapma taleplerine olumlu yanıt vermemizden sonra yeniden bir ajitasyon başladı. Bu da bize şunu gösteriyor. Halkların Demokratik Partisi lokal olarak, yerel olarak kaldığı sürece bir problem yok. Ne zaman ki ulusal ölçeğe, merkezi siyaset ölçeğine yükseliyor, burada bir kontra saldırısıyla karşı karşıya kalıyoruz.
Bunun nedenini soracağım fakat ondan önce belki biraz daha açmanızı isteyeceğim bir yer var. Bir bağlantıdan söz ettiniz ve Gladio'dan bahsettiniz. Daha anlaşılır hale getirmek için Öcalan'ın verdiği son mesajda da mesela hükümet Gladio parçacıklarını tasfiye etmeli diyor. En son BDP-HDP heyetinin İmralı'daki görüşmesinden kamuoyuna aktarılan mesajda yine çok ilgi çekici, çarpıcı bir cümleydi. Hemen her defasında da bu vurgulanıyor, tekrarlanıyor. Ne demek istiyorsunuz Gladio derken? Tam olarak neye göndermek istiyorsunuz? Dediğimiz şudur, Türkiye'yi esasen Cumhuriyet kurulduğundan beri Cumhuriyet'in kurucu algılarına göre üç temel düşmana karşı her yolla savunmak ve onları bir iç düşman olarak tasfiye etmek maksadıyla kurulmuş gizli bir örgüt var. Bu gizli örgüt Kürtlere, komünistlere, Alevilere ve Müslümanlara karşı onların ima ettiği tehlikelere karşı kendi algısına göre Cumhuriyet'in Türk, Sünni ve kapitalist olacağı ve başka bir şey olamayacağı varsayımıyla çelişen her şeyi devletin temel düzenini koruma maksadıyla bertaraf etme amacını güden sivil asker, polis, gizli istihbarat, yargıç, öğretmen, öğretim görevlisi bütün bunlardan oluşmuş bir yeraltı örgütünden söz ediyoruz. Bu yeraltı örgütü özellikle Türkiye NATO'ya girdikten, Amerika Birleşik Devletleri yakın askeri işbirliğine odaklandıktan sonra Türkiye'de Sovyetler Birliği'ne karşı ve Sovyetler Birliği'nin uzantısı kabul ettikleri bütün toplumsal muhalefet dinamiklerine karşı son derece sert, kıyıcı yeraltı operasyonlarına girişti. Darbeler tezgahladı, tertipledi, suikastlar yaptı, gemiler batırdı, kültür saraylarını yaktı ve bütün bunlardan gözetilen amaç halkın gözünü olası bir iktidar gaspı ihtimaliyle korkutup onları düzenin gidişine razı etmekti. Bu yapı Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Avrupa'da da paralelleri olan bu yapı pek çok Avrupa ülkesinde ortadan kaldırıldı. Çünkü bu bir soğuk savaş yapısıydı esasen. Ancak Türkiye'de özellikle NATO'da Türkiye'nin imzaladığı bir istisnai durum kaydı oluşmuş bir yeraltı örgütünden söz ediyoruz. Bu yeraltı örgütü özellikle Türkiye NATO'ya girdikten, Amerika Birleşik Devletleri yakın askeri işbirliğine odaklandıktan sonra Türkiye'de Sovyetler Birliği'ne karşı ve Sovyetler Birliği'nin uzantısı kabul ettikleri bütün toplumsal muhalefet dinamiklerine karşı son derece sert, kıyıcı yeraltı operasyonlarına girişti. Darbeler tezgahladı, tertipledi, suikastlar yaptı, gemiler batırdı, kültür saraylarını yaktı ve bütün bunlardan gözetilen amaç halkın gözünü olası bir iktidar gaspı ihtimaliyle korkutup onları düzenin gidişine razı etmekti. Bu yapı Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra Avrupa'da da paralelleri olan bu yapı pek çok Avrupa ülkesinde ortadan kaldırıldı. Çünkü bu bir soğuk savaş yapısıydı esasen. Ancak Türkiye'de özellikle NATO'da Türkiye'nin imzaladığı bir istisnai durum kaydıyla beraber Türkiye'nin doğusu bu silahların tasfiyesi ve örgütlerin tasfiyesi sürecinin dışında bırakıldı. Hatta pek çok Doğu Avrupa ülkesinin elden çıkarttığı silahlar da Türkiye'ye gönderildi. Bunlar Kürt isyanına karşı kullanıldı. Bu yapı varlığını muhafaza etti.
Gladio dediğimiz zaman kastettiğimiz şey 1950'lerden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan güdümü altına girmiş ama esasen Türkiye'nin kurucu babalarının düşman addettikleri komünistler, Kürtler ve Aleviler ve İslamcılar karşısında her türlü yıkıcılığı mübah gören ve bunun için hesap vermeden insan öldürebilen, yıkım yapabilen, öldürmekle ehliyetlendirilmiş korkunç bir yapıdan söz ediyoruz. Peki bu bağlantılı tarafı, bir de bir bağlantısızlık olduğunu söylediniz aslında bir yıl öncesiyle evet. bugün arasında ve bu saldırılarla ilgili. Bağlantısızlık, şunun üzerinden mi tanımladığınız bir bağlantısızlık? Zaten orada yerel halkla yerel temsilcilerin arası çok iyi ve bir problem evet, yok diyorsunuz. Evet, tam bunu kastettim. Yani aslında bu gerçek hayatta, gündelik hayatta hiçbir problem yok. Hı hı. Yani biz ne Ege'de, ne Çukurova'da, ne Orta Anadolu'da, ne Karadeniz'de harici bir güç değiliz. Halkların Demokratik Kongresi'ni ve partisini meydana getiren bileşenler 100 yıldır oradalar. 100 yıldır sosyalizm mücadelesi neredeyse biz oradayız. Karadeniz'de de bu vardı. 80 öncesinde vardı. Günlük hayatta ve rutin çalışmalarında herhangi bir sorunla karşılaşmıyorlar. Size, ancak böyle seçim bürosu açılışları ya da il örgütü, ilçe örgütü açılışlarında mı oluyor bunlar? Hayır. Ertuğrul genel Bey? Merkez buraya geldiği zaman bu oluyor. Bütün mesele budur. Çünkü genel merkez derken genel hangi temsiliyetleri hedefliyor? HDP genel merkezini hedef alıyor. Mesela çünkü HDP genel merkezinin varlığı birden oradaki çalışmayı Türkiye'nin siyasi merkezine yaklaştırıyor. Lokal ölçekten çıkarttığı lokal için ölçekten diyorsunuz. Çıkartıyor. Bu yoksa dediğim gibi işte Sinop'tan sonra her yerde biz örgütlerimizi kurduk, adaylarımızı gösterdik, çalıştılar tıkır tıkır bugüne kadar hiçbir sorun olmadı. Ve arkadaşlarımız da zaten bu güvenle bizi oraya davet ettiler seçim çalışmalarımızı şenlendirmek, işte ona derinlik kazandırmak için. Fakat Samsun'da hiçbir sorun yaşamadık. Geçen sefer de Çorum'da hiçbir sorun yaşamamıştık. Bu tamamen şununla ilgili. Yerel örgütlerimizin nispeten daha güçlü olduğu ve bir bastırma faaliyetine karşı direnebileceği yerlerde emniyet kendi üzerine düşen işleri daha sıkı bir biçimde yerine getirdi. Samsun'da yaprak oynamadı. Samsun'da da yoksa eğer mesele milliyetçilikse o unsurlar var. Ancak onları denetim altına almayı yönetim başardı. Ama Ordu'da daha kontrollü bir gerilim siyaseti izlendi. Bulancak'ta ve Giresun'da ise aslında tamamen saldırganlarla özellikle Bulancak Emniyeti, Bulancak Kaymakamlığı işbirliği yaptı. Yani üç ayrı tablodan söz ediyoruz. Net, açık bir siyasi faaliyeti saldırıdan koruyan bir tedbirler bütünü. İkincisi, burada gevşeklik oluşan ve saldırganlarla bir tür bakışım içerisindeki tedbirler. Üçüncüsü de doğrudan doğruya saldırganlara teslim olmuş olanlar. O nedenle ben hem hükümet siyaseti hem yerel yetkililerin davranışlarının bu saldırıları şöyle ya da böyle etkilediğini gözlüyorum. Ancak şunu söylemek isterim ben. Özellikle hükümetin, bunlar ne zaman hız kazandı? Bunlar hükümetin cemaatle olan çatışması dolayısıyla rotayı askeriyeye doğru çevirdiği, silahlı kuvvetlerle bir yeni yakınlaşma siyaseti tesis ettiği, özellikle İlker Başbuğ'un mahpusluğu meselesi etrafında dönen tartışmada cemaate karşı silahlı kuvvetlerin tarafını tutar görünerek giriştiği manevralar sonrasında bütün bu ırkçı, ulusalcı, barış ve çözüm süreçlerine düşman kesimlerin ortaklaşa bir hareket içerisine girdiklerini ve hükümeti de kendileriyle yakınlaşmanın bedeli olarak sürece karşı
mesafe alacak bir konuma doğru iteklemeye başladıklarını görüyoruz. Çözüm sürecine karşı. Evet. Çok önemli bir yere değindiniz. Onda geleceğiz. Tahliyelerle birlikte de değerlendirmek gerekecek belki onu. Fakat ondan önce Tekirdağ'da konuşmak gerekiyor. Bugünün bir saldırı haberi de Tekirdağ'dan bugün, geldi. Bugün Tekirdağ'daki meseleyi ben yakından izledim. Şunu söyleyebilirim gene burada da. Yine yerel yetkililerin tavır farklılıkları. Mesela ben Muğla valisini ne zaman arasam konuşabilirim. Tekirdağ'da benimle konuşacak bir tek insan bulamadım. Buradan açıkça söylüyorum. Tekirdağ valisini, Tekirdağ Emniyet Müdürünü, müdür yardımcılarını hepsini buradan açıkça kınıyorum. Bir milletvekiliyle, bir parti eş başkanıyla konuşmaktan yalan söyleyerek kaçınan yerel yöneticilerin hepsini, bu işleri denetlemeyen bütün yerel yöneticileri görevden almayan İçişleri Bakanı da buradan açıkça kınıyorum. Ya onlar gidecek ya bu işler düzelmeyecek. Var mı öyle bir şey? Partinin başkanı arıyor, üyelerimi niye gözaltına aldınız diye. Bunlardan hiçbirisi karşıma çıkacak cesarete sahip değiller. Çünkü ellerinde hiçbir demokratik norm yok bunu yaparken. Saldırı ise aslını isterseniz spontane, ötekiler gibi organize değil. Arkadaşlarımız seçim aracıyla dolaşırken bir mahalleden geçerken oradan bir grup saldırıyor. İşte bunun üzerine çıkan itiş kakıştan sonra karakola arkadaşlarımız davet ediliyor. Ondan sonra da şikayetçi olarak Emniyet Müdürlüğü'nden bırakıldılar. Şimdi bu mesele Fethiye'deki kadar vahim değil. Ama burada vahim olan şey şu. Şimdi artık şöyle bir sanki şey var. Milliyetçi ve ırkçı dünyada şöyle bir kural var. Hiç kimse HDP'ye saldırmakta öteki şehirdekinden daha mütevazı davranmayacak. Herkesin görevi HDP arabalarını taşlamaktır. İşte asıl vahim olan şey bu nefret havasının Türkiye'de yayılmasına, hükümetin ilk saldırıya açık, net, kesin bir tavır almayarak bunları özendirmiş olmasıyla ilgisi var. Dikili'de bu iş olduğunda sesini çıkartmayınca, Urla'da buna karşı önlemini almayınca herkes şunu düşünmeye başladı. HDP'ye vuranın yanına kar kalır. HDP'ye vuranın yanına kar kalmaz. Ben bunu söylemek isterim. Vuranın da yanına kar kalmaz, seyredenin de yanına kar kalmaz. HDP bunun hesabını soracaktır. Tabii ki siyaset yoluyla, tabii ki siyasetin mecrası içerisinde bu hesaplaşma olacak. Hiçbir kırılan cam, hiçbir incinen can bizim için hesabı sorulmadan kalmayacak. Camı tazmin edecekler, indirilen tabelalarımızı indirenler yerine asacak. Yaralanan arkadaşlarımızla ilgili hesaplarını verecekler. Ve bizim siyaset özgürlüğümüzü önleyenlerin, bunu engelleyenlerin hepsi yasa karşısında hesap verecek. Bu Türkiye'de devletin işleyişini önlemek kadar ağır bir suçtur. Siyasetin kendi doğal mecrasında ilerlemesini önlemek. Yüksek Seçim Kurulu'nu da buradan ve tabii ki usulü dairesinde yazılı olarak da uyaracağız. Oraya da başvuru yapacağız. Yüksek Seçim Kurulu ne güne var seçim güvenliği sağlanmayacaksa? Her bir partinin isterse bir tane üyesi olsun ki Halkların Demokratik Partisi öyle değil. Her bir partinin hakkını, hukukunu savunup onları saldırılardan korumak. Eğer Yüksek Seçim Kurulu'nun görevi değilse ne? Mesela benim adaylığımı engellemek. Bir tek görevi o mu? Ama onun da sürdürülemez bir engel olduğunu gördükten sonra şimdi herkes kendi rolünü yeniden düşünmeli. Ertuğrul Bey, şimdi Tekirdağ valisi telefonunuza çıkmıyor. Emniyet müdürü çıkmıyor. Emniyet müdür yardımcısına ulaşamıyorsunuz. Peki bu süre içerisinde herhangi bir yetkiliniz ya da sizler İçişleri Bakanı ile temas kurmaya çalıştınız mı? İçişleri Bakanı ile görüşüyoruz. Her zaman ben değil ama bütün vekillerimiz İçişleri Bakanı ile şu ya da bu şekilde görüşüyor. Şimdi artık neredeyse İçişleri Bakanı ile şey olduk, telefon komşusu olduk. Çünkü hiçbir gün saldırı durmuyor ve yerel yetkililerde süreç tıkandığında İçişleri Bakanı'na, bakanlık müsteşarına, onun bize tavsiye ettiği başka kişilere ulaşıyoruz. Fakat şöyle bir
şey var. Buradan İçişleri Bakanı'na da açıkça söylemek istiyorum. Bize söylediği teskin edici sözlerin herhangi bir manası yok. Nedir o teskin edici sözler? Ne diyorlar mesela size? Şimdi ilgileniyoruz. Arkadaşlarımıza talimat verdik. Derhal bu izlenecek, gereği yapılacak. Çok üzgünüz. Yani ne diyelim, hakkını teslim edelim. Herhangi bir kabalıkla karşılaşmıyoruz. Ama bu davranış gerçek büyük kabalığı gizliyor. Orada saatler boyunca arkadaşlarımızın Fethiye'de, Urla'da, Aksaray'da kuşatma altında kalması, başlarının gözlerinin yarılması, parti binalarımıza yapılan saldırılar bütün bu süre içerisinde işliyor. Herkesin eşi var, çoluğu var, çocuğu var. Bunların kapıldığı endişeler var. Tek bir birey değil ki. Bir kişiye vurduğunuz zaman 10 kişiye vurmuş oluyorsunuz. Çok geniş bir topluluğu karşınıza alıyorsunuz ve sonuçta bütün bunlara karşı İçişleri Bakanlığı'nın herhangi bir proaktif tavrı yok. Yani önceden olayları görüp buna göre alınacak tedbirleri düşünmek vesaire vesaire. Şimdi bir partinin genel başkanına, onun yerel yöneticilerine gidilecek yerler ve gidilmeyecek yerler listeleri vermek, herhangi bir valinin, herhangi bir kaymakamın görevi olabilir mi? Bu Türkiye'de bizim ayağımızı basamayacağımız bir tane yer yok. Ve buraya ayağımızı basmamız, her yurttaşın ayağını basması için her bir yerel yetkilinin ağır bir sorumluluğu ve ağır bir görevi var. Ama keyfi olarak işte siz demin sordunuz, oradan geliyoruz, hala çıkamadık. Sizin orada ne işiniz var? Senin orada ne işin var? Sen ne geziyorsun orada? Kim nerede niye geziyor? Kim öyle onlar, bir şey mi var? Kim onlar? Bir yandan duyumlarınız olduğunu söylediniz. Bugün yaptığınız bir basın açıklamasında hatta bir takım isimler verdiniz. Evet. Öte yandan sosyal medya üzerinden örgütlenen ve örgütlenildiği söylenen bir saldırı girişimlerinin ilk başta böyle örgütlendiği söyleniyor. Mesela bu sizi tatmin ediyor mu? Sosyal medya üzerinden örgütlenip sokağa bu şekilde yansıması mümkün geliyor mu size de? Şimdi sosyal medya üzerinden haberleşmenin siz de benim kadar biliyorsunuz. Yarısı ciddiyse yarısı palavra, yarısı işte kendini kandırmak, başkalarını kandırmak falan. Ama bir bölümü de ciddi. Şimdi sosyal medya üzerinden haberleşilir, burada bir şey yok. Ama bu haberleşmeyi takip altında tutmak ve buradan doğabilecek tehlikelerle ilgili tedbir almak benim işim mi? Bu hükümetin işi. Bu konuda bütün yerel yetkililer uyarıldıkları halde Fethiye'de bu ufunetin oluşması, bu iltihabın oluşmasını gözleri açık seyrettiler. Ondan sonra da cerahat patlayınca onunla birlikte cerahat olup partimizin içine aktılar. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Onlara şimdi şu yalanlar mesela yayılıyor. İşte Selahattin Demirtaş ilçeye gelmiş, doktor bilmem kimin evinde kalıyormuş. Ya Selahattin Demirtaş gelse, doktor bilmem kimin evinde kalsa sana ne? Ama bunu bir tehdit haline getirip o doktora karşı bir hücum başlayacağını anlamak yerel yetkilinin görevi değil mi? Nitekim o doktorun çalıştığı hastane bugün taşlandı. Ama bunları bizim gördüğümüz şeylerin hepsini, yani polisin işini bizim yapmamız gerekiyor. O zaman biz kendi güvenliğimizi alalım o zaman. O zaman tabii zaten işte özerklik onun için lazım. Madem kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayacağız, polise niye maaş verelim? Gitsin ya, gitsin başka iş yapsın, saldırgan olsun, o işi yapsın. Öyle bir şey, böyle bir ülke yönetilebilir mi? Ama burada hükümetin ben bu süreçten bir kontrollü gerginlik metodolojisi içerisinde yararlandığını düşünüyorum. Tam da bunu soracaktım ben de. Yani niye bugünkü açıklamanız da var çünkü. Hükümet kontrollü gerginlik siyaseti gidiyor diyorsunuz. Neden böyle yaptığını düşünüyorsunuz? Biraz önce bir ilişki kurdunuz aslında. Hem son tahliyelerle hem bu AK Parti cemaat kavgasının çözüm sürecine bir yansıması olarak da değerlendiriyorsunuz. Hatta belki başka şeyler de vardır sizin söyleyeceğiniz ama önce bir araya gidelim müsaadenizle. Tamam. Kısa bir aradan sonra yeniden kaldığımız yerden burada olacağız. Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi SAMER'in sunduğu gündem müzakere devam ediyor.
Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Ertuğrul Kürkçü ile HDP'ye yönelik saldırıları konuşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siyasi partilerin tavrına şöyle bir değindik ama biraz daha onu açmakta bence fayda var. Şu sebeple hatırlayacaksınız, size çatışmasızlık sürecinden önce, çözüm sürecinden önce en çok şu konuşulurdu Türkiye'de. Çok hızlı bir şekilde çözüm sürecine geçirmezse duygusal bir kopuş yaşanır. Bölünme olur, hatta hiç istenmeyen sonuca doğru gider Türkiye denirdi. Şimdi bu sessizliği belki yeniden bunun üzerinden yorumlamak isterseniz, aslında bunlar da Türkiye'yi bir yanıyla bölmüyor mu? Bölmez olur mu? Şimdi bakın, bir kere Türkiye'nin batısında yaşayan Kürtleri son derece ağır bir psikolojik travma içerisine sokuyor. Çünkü insanlar derin bir nefes almışlardı geçtiğimiz 21 Mart'ta. Neredeyse birinci yılına yaklaşıyoruz, dolacak. Herkes şöyle bir nefes aldı. Hakikaten eşikten dönüyoruz. Artık komşularımıza şüpheyle bakmamıza, onların bize şüpheyle bakmasına gerek kalmadı. Şimdi artık ortak bir hayatı yaşayabiliriz. Şimdi artık iş yaparken mahallelerimizi ayırmamız, iş yerlerimizi ayırmamız, fabrikalarda yemek sıralarımızı ayırmamız gerekmeyecek ki. Bunun ne kadar büyük bir rahatlama olduğunu ancak çeken bilir. Ve bir yılın sonunda meğer her şey bir hülyaymış, bir serap görmüşüz. Meğer bunlar doğru değilmiş diye. Şimdi Fethiye'deki insanlar, Fethiye'deki Kürtler ne düşünüyorlar? Fethiye'deki Kürtleri düşünen Kürtler ne düşünüyorlar? Ve bu insanların hiçbirisinin, dün saldırıya uğrayan Kürtlerin hiçbirisinin partimizle bir alakası yok. Bu otomatik olarak her Kürt HDP'lidir diye bir şey yok. Ama ben bundan sonra söylüyorum. Her Kürt HDP'li olmaz ise eğer, kendisini ifade edebilecek bir açık direnç noktası olmayacak. Demin de söyledim. Hı hı. Burası yurdu olmayanların yurdu. Burada kendilerine bir yurt kuracaklar bu partide. O nedenle bu travmayı aşmak için de Halkların Demokratik Partisi'ne ihtiyaç var. Biz bunu ortak yapmak isterdik. Türkiye'deki bütün siyasi eğilimler, bütün sosyal odaklar, farklılıklar içerisinde keşke kurabilseydik. Hükümetten en çok beklediğimiz ve en çok basınç kurmak istediğimiz nokta süreci çoğul kılmasıydı. Ama hükümet çok çabuk halledebileceğini düşündüğü barış sürecinin rantını kendi başına yemek istedi. Şimdi elinde kala kala bir koçan kaldı. Nesini yiyecek onun, çok merak ediyorum. Ama oysa bütün öteki partileri sürece özendirmek mümkündü. O zaman el birliğiyle bambaşka bir süreç kurabilirdik. Fakat bence öteki partilerde şöyle bir kıskançlıkla hareket ettiler. Adalet ve Kalkınma Partisi eğer bu barış sürecinden başarıyla çıkabilirse tutulamaz. O yüzden onun barış dediği her şeyin aslında işe yaramaz olduğunu söyleyelim. Burada bu müzakere sürecine girmiş olan Barış ve Demokrasi Partisi'ni Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortağı, onun suç ortağı ilan edelim. Böylelikle sürecin gidebileceği hız ve gidebileceği güçle gitmesi de o taraftan da engellendi. Oysa Barış ve Demokrasi Partisi niye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ortağı olsun? Siz savaşta bile en kanlı düşmanınızla şu ya da bu şekilde bir aralık yaratıp sözle çözülecek işleri çözer, ondan sonra savaşa devam edersiniz. Üstelik Barış ve Demokrasi Partisi açısından sosyal meselelerde bütün öteki sosyal eleştirilerin yanında duran bir parti, çatışmayı çözmek için yaptığı girişimle aslında her partiden binlerce gencin hayatının kurtarılmasına yardımcı olmuşken, buna müteşekkir olmak gerekirken böyle suçlanmak tabii herkesin hevesini kaçırdı ama bunlara BDP aldırmıyor. Fakat sonuçta bu sessizlik bununla ilgili. Herkes Türkiye'de olabilecek her şeyden doğması mümkün kazançları kendi cebine
Ertuğrul Bey, sizi bölüyorum. Arkadaşımız Ceren Bayar bugün Fethiye'ye geçti. Şu anda Fethiye'de ve orada olanları, gözlemlerini ve izlenimlerini bize aktaracak. Onun üzerine de konuşmaya devam edelim. Ceren merhaba, bizi duyabiliyor musun? Merhaba Ayşegül, iyi yayınlar. Teşekkürler. Kalabalık bir yerdesin galiba. Evet, şu anda Karaçulha semt pazarındayız. Burada ülkücülerin çokça sevdiği Mustafa Yıldız Doğan'ın bir konseri var. Tabii bu gerginliğin üzerine bu konserin denk gelmesi aslında bizi de buraya yöneltti diyebiliriz. Konserden sonra acaba Fethiye'deki HDP binasına bir yürüyüş olur mu sorusu hakim burada. Biz de ilerleyen dakikalarda bu gelişmeleri takip etmeye çalışacağız Ayşegül. Böyle bir duyumunuz mu var Ceren? Burada aslında vatandaşlarla konuştuk, esnaflarla konuştuk. Onların duyumları bu yönde olabileceğini söylediler ama konser alanında bu yönde bir sinyal almadık şimdiye kadar. Konser de bitmek üzere, eğer gündem müzakere yayını devam ettiği sürede böyle bir gelişme olursa hemen aktarmaya çalışacağız biz de. Peki Ceren, onun dışında bugün konuştuklarınla sonuçta nasıl bir tablo çıktı ortaya? Fethiye'de yaşananlara, HDP'ye dönük saldırılara dair konuştukların neler diyorlar? Senin gözlemlerin nelerdir? Biz buraya gelmeden hemen önce HDP binasının bulunduğu yerdeydik. Öncelikle şehirde atmosferin bugün için daha sakin olduğunu söyleyebiliriz ama çok yoğun güvenlik önlemleri var. Şehrin hemen her yerinde, özellikle de HDP binasının bulunduğu yerde yoğun bir polis güvenlik önlemi var. Ayrıca sadece Fethiye'de bulunan polisler değil, Antalya'dan, Muğla'dan gelen polisler de var. Onlar da aslında bölgeye tam olarak hakim olmadıkları için bizim sorularımıza net bir şekilde yanıt veremediler. Burada konuştuğumuz esnaflar, taksi şoförleri de dün ve önceki gün çokça sıkıntı yaşadıklarını söylediler. HDP'nin burada ilk kez bina açtığını ve bunu istemediklerini dile getirdi konuştuğumuz birçok kişi. Bir yandan da bunun Kürtlerin burada yürüttüğü ticari faaliyetlerle bağlantısı olduğunu söyleyenler de oldu. Bundan rahatsız olduklarını söyleyenler de oldu. Bu akşama dair bir gerginlik olur mu sorusuna ise konuştuğumuz birçok insan böyle bir beklentileri olduğunu söyledi. Tabii buraya gelmişken HDP il yöneticileriyle de görüştük. Onlar da hem kendilerinin hem de buradaki Kürtlerin oldukça tedirgin olduklarını söylediler. Emniyetle, kaymakamlıkla görüşme yapıp önlem alınması gerektiğini söylediler. Biz de bu önlemlerin alındığını gördük aslında. Yarın da gün boyunca burada olup gözlemlerimizi sürdüreceğiz Ayşegül. Ceren, HDP'yi orada istemediklerini söylediler dedin, yanlış duymadıysam. Bunun nedenlerini peki anlattılar mı, sorabildiniz mi? Birincisi, az önce söylediğim Kürtlerin bu bölgede yürüttüğü ticari faaliyetler, bundan rahatsızlar. Ne demek bu? Bunu açabilir misin biraz Ceren? Bundan ne sebeple rahatsızlar? Aslında havaalanından buraya geldiğimiz yol boyunca taksi şoförü bize uzun uzun bilgi verdi, kendi gözlemlerini aktardı ve burada konuştuğumuz birkaç esnaf bunu söyledi. Genellemek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Kürtlerin burada turizm alanında oldukça yoğun faaliyet yürüttüklerini ve zaman zaman da tırnak içinde yanlış işlere bulaştıklarını, bu durumun Fethiye'de daha da yaygınlaşmamasını istediklerini söylediler. Yanı sıra HDP ile BDP'yi birbirine çok yakın iki parti olarak gördüklerini, dolayısıyla Fethiye'de, gene tırnak içinde söylüyorum, böyle bir siyasi faaliyet alanının olmaması gerektiğini söylediler. Yani iki yönü var olayın. Bir, siyaseten karşı buradaki Fethiyeliler HDP'nin burada bulunmasına. İkincisi de ticari faaliyet alanına hakim olmaları yönünde bir eleştirileri var. Peki saldırıların arkasında kimler olduğuna dair ipucu değeri taşıyan herhangi bir bilgin var mı? Aslında bu yöndeki görüşmelerimizi yarın yoğunlaştırmayı düşünüyoruz. Ama tabii buradaki siyasi simgeler, atılan sloganlar net olarak söylemeseler de Milliyetçi Hareket Partisi'ni işaret eden bazı insanlar var. Ama elbette bütün bunlar duyum. Pekala Ceren, çok teşekkürler. Konserin bitimine doğru tekrar sana, eğer kayda değer ki umarım öyle bir
yürüyüş ve benzeri başka bir saldırı girişimi olmaz. Ama sen yine de bağlanmak istersen biz buradayız, yayınımız boyunca bize yeniden bağlanabilirsin. Çok teşekkür ederim. Şimdi iki önemli nokta. Biri, Milliyetçi Hareket Partisi'ni işaret ediyor. Burada yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz bilgiler diyor. Seyircilerimiz de bana çok sıklıkla buna benzer sorular sormuşlar. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile ilgili bu saldırıların arkasındaki durumu bir değerlendirmenizde yarar var. Doğrudan şu gruplar, şu siyasi partiler diyebiliyor musunuz? Yoksa bir koalisyondan mı bahsediyorsunuz? O böyle bir koalisyona mı işaret eder? Bir ikincisi de tabii Ceren'in bıraktığı yerden devam etmek. Kürtlerin burada ticari faaliyetlerini yaygınlaştırmalarını istemiyorlar. BDP gibi görünüyor HDP ve bu siyasi durumdan da rahatsızlar. Ne dersiniz? Şimdi bu gözlem doğru. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, buna İşçi Partisi'ni de katabilirsiniz. Her ne kadar bunlarla gücü kıyas edilmese de. Esasen bu olan bitenden memnunlar bir bakıma. Çünkü siyasi rakiplerini birlikte bir kenara doğru sıkıştırıyorlar ve bir ortak söylemi paylaşıyorlar. Hiç kimsenin olan biteni yerel ölçekte kınamayı aklına getirmemesi, kendi kitlesini bundan ayırmak için bir çaba göstermemesi, bütün bunları paylaşması ya da bunları seyretmesi aslında tabanlar arasında bir rezonans olduğunu, birbirine değme olduğunu bize gösteriyor. Ancak bu süreci yönetenlerin ben dediğim gibi doğrudan doğruya bu partilerin merkez yöneticileri vesaire olduğunu düşünmüyorum. Daha dolambaçlı, daha dolaylı, daha karmaşık ve şeydeki bu teşkilat çekirdeğini saklayan bir et vazifesini bunların gördüğünü ve bu çerçevede genel akışa kendilerini bıraktıklarını bu partilerin söyleyebilirim. Bundan aslında bir rahatsızlık da duymuyorlar rahatsızlık mı demek istiyorsunuz? Rahatsızlık duysalardı bunu söyleyeceklerdi. Şimdi olur mu ya? Sizin şehrinizde insanlara ölümle tehdit ediliyor. Gece sürek avı tertip ediliyor ve siz rahatça arkanızı dönüp yatıyorsunuz. Bu nasıl bir vicdan? Bu dolaylı bir onay aslında bu söylediğiniz. Komşunuzun evine, namusuna tecavüz edilmesi ihtimaline kulağınızı kapatıp yatıyorsunuz. Siz onları korumayacaksınız. Ne yapmış bu adamlar? Size ne yapmış? Diyorlar ki ticaret yapıyor. Sen de yapıyorsun. Sen ne yapıyorsun? Hileli ticaret mi yapıyor? Günde 12 saat, 14 saat insanlar çalışıyor, canını dişine takmış. Bütün öteki esnaf gibi. Bütün vergi yükü altında herkesle beraber eziliyorlar. Ama daha çok direniyorlar, daha çok çalışıyorlar. Daha kendilerini var etmek için bilinçle hareket ediyorlar diye. Sen yani bu esnafı şiddetle ezerek bertaraf etmek istiyorsun, öyle mi? Şöyle kürtlük bahane aslında. Evet, siyasi faaliyet yürütmesinler, ticari faaliyet yürütmesinler bir yanıyla Kürtler burada yaşamasınlar şimdi, ve gitsinler demek. Şimdi oraya geleceğim. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Burada istemiyorsun. Neyi istemiyorsun? Oradaki siyasi görüş, o partinin, Halkların Demokratik Partisi'nin siyasi kanaatini beğenmiyor olabilirsin. Oy vermeyeceksin. Yapacağın şey bu kadar. Buradan gitsin. Nereye gitsin? Orada zaten. Oraya dışarıdan mı gelmiş? O oranın halkı. Orada yaşıyor. Ya Ege'de olsun. Orta Anadolu'da olsun. Çukurova'da olsun. Türkiye'de göç almamış. Göçle büyümemiş. Bir tane şehir bana göstersenize. Var mı öyle bir şehir? Fethiye esasen göçmenlerin yaşadığı bir şehir. Fethiye köylüsü anca yarısıdır Fethiye'de doğup büyümüş olanların. Geri kalan herkes göçmen. Şimdi göçmen göçmeni beğenmiyor. Göçmen göçmeni yerinden kovmaya çalışıyor. Niye? Senin ticaretin benimkinden iyi. Ha, harbiden söylesene sen o zaman, ne vatan millet karıştırıyorsun. Para için kavga ediyorum desene. Komşumun kazancını kıskandım. Onları öldürüp malına el koymayı hayal ettim
Böyle diyebilir misin? Ama böyle denemeyeceği için, bu kabalıkta hiçbir şey söylenemeyeceği için vatan millet. BDP ve HDP'yi birbirine yakın görüyormuş. Ya birbirine yakın falan görmeyin. HDP, BDP'nin içinde olduğu bir ortak mücadele örgütüdür. Dolayısıyla biz hiçbir zaman bu hakikati kimseden saklamıyoruz. O yüzden BDP'yi aradığınızda HDP'ye gelin, sizi bekleriz. Bunu söyleyelim. Kimseye biz yalan söylemiyoruz. Açıkça yaptık bu çalışmaları. Her amacımızı açıkça ilan ettik. Ama BDP de, HDP de diyor ki Türkiye'ye dönerek, biz şimdi bir ortak hayatı birlikte inşa için barış ve uzlaşma kurmak istiyoruz. Bunun için birbirimizi dinleyelim, birbirimize kalbimizi açalım. O da bize diyor ki, ben sana kalbimi açmıyorum, niçin? Fikrini beğenmiyorum. Koyun kurt ile gezerdi fikir başka başka olmasa, herkesin fikri başka. Ben de senin fikrini beğenmiyorum, çoğunlukta olduğum yerden kovayım mı? Öyle mi olsun? Türkiye o zaman fikir kantonlarına ayrılsın, öyle yaşasın. Böyle şey mi olur? Başka bir haber daha izleyelim Ertuğrul Bey. Bir de bununla birlikte değerlendirin. Genelde göreceğiniz fotoğrafa ne diyeceksiniz bakalım. Aksaray'da saldırıdan hemen sonra yine arkadaşımız Ceren Bayar oradaydı. Bakın sorularına nasıl yanıtlar aldı. HDP diye bir partinin Aksaray'a açılması, halkın da işte terör örgütüne yandaşlık yapan, onları propagandalarını yapan ve Aksaray şehit olarak 200'e yakın bir şehit veren bir toplumsal olarak tepkilerini gösterdiler. Yani tabii ki kanunlarda hakları var. Tabii ki onlar da açacak. İllegal bir parti değil, legal bir parti. Yani sonuçta bunlar, ama bir an önce bunların gitmesini, çünkü biz esnaf olarak gerçekten de yani 4 gündür burası sanki geçmişte doğuda da oldu, olağanüstü hal olmuş gibi oldu. İşte BDP'ydi değil mi? Gelen araba. HDP neyse işte. Sırf o olay yani, başka bir şey değil. Burada esnaflardan hepimizden mağdur kaldık. Polis arkadaşlar mağdur kaldı. Yani halk mağdur. İşte ne diyorsunuz? Haklı tepkilerini gösterdiler dedi mesela biri. Şimdi burada bir haklı bir şey görmüyorum. Ben böyle kibir, burnundan kıl aldırmayan bu kibir bana inanılmaz geliyor. Ne zamandan beri Türkiye'de herhangi bir kent, herhangi bir ilçe yekpare olarak bir bakış açısından hayata bakıyor? Hiç böyle bir yer var mı? Hiç böyle bir hayat yaşandı mı Türkiye'de? Ne Osmanlı dünyasında, ne Cumhuriyet dünyasında, ne çok partili düzende, ne başka bir düzende hiçbir kent yekpare olarak bir eğilime, bir siyasete, bir dünya görüşüne ait değil. Böyle bir kibir, böyle bir efendilik taslama, kendinden olmayanı hor görme, bu ancak cehaletin sistematik olarak, kibrin ve cehaletin sistematik olarak öğretilmesiyle mümkün olabilirdi. Ne yazık ki bu aslında son 30 yılımıza damgasını vuran darbeler ve askeri yönetimler sürecinin uğursuz bir sonucu. Bu asla kabul edilemez ve esasen yurttaşlık bilincine sahip hiç kimse gerçekte böyle konuşamaz, konuşmamalı. Bugün bir tane fotoğraf vardı Twitter'da, çok benim için çarpıcıydı ve tamamen rastlantısal. Selahattin Demirtaş bir miting alanında konuşuyor. Partisinin bayrakları üzerine örtüyor. Son derece büyük bir miting ve hemen yanındaki bir binada, bina boyunda üç hilalli bir MHP bayrağı asılmış. Şimdi bu Kürtlerin Diyarbakır ya da Iğdır, neresi olduğunu çok iyi hatırlamıyorum. Neresi ise orası. Bu şehirde yaşayanların bir asaletine bakın. Buradaki alçak gönüllüye, burada kendilerine karşı 10 yıllardır yürütülmüş olan savaşın ideolojik merkezinin siyaset yapma hakkına, saygıya bakın. Bir de şu kibre bakın. Şimdi herkesin birbirinden öğreneceği bir şey var ve bu öğrenilecek bir şeydir. Asalet, kibirsizlik, alçak gönüllülük, herkesin hakkının gerçekleşmesi için
sabır ve tahammül, bütün bunlar olmadan nereye gideceğiz? Herkes kendi çevresinde kendine benzeyen insanları toplayarak yaşamaya kalksa, ben söyleyeyim, Türkiye şöyle bir yer haline gelir. Sadece kendine benzeyenlerden oluşan 1500 yerleşme ve bu 1500 yerleşme arasında 1500 düşmanlık olur. Başka da hiçbir şey olmaz. Dile dair de konuşacağız. Aramız var yine. Aradan önce ne konuşacağımızı söyleyeyim isterseniz. Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer yaptığı açıklamada şöyle diyor. Fethiye'de Halkların Demokratik Partisi ilçe örgütünün açılışı sırasında yaşanan gerginlikle ilgili olaylar sırasında güvenlik güçlerinin dikkatli ve kontrollü müdahaleleri sayesinde olayların büyümesine müsaade edilmediğini bildirdi. Hem medya açısından bakın isterseniz. Hem de valinin açıklamasını nasıl değerlendirdiğinizi soracağım az bir aradan sonra yine. Evet Ertuğrul Bey, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hükümet neden böyle bir kontrollü, sizin tanımınızla gerginlik siyaseti güdüyor? Ne amaçlıyor? Birincisi, hükümet Halkların Demokratik Partisi'ni öteki milliyetçi partiler gibi baskı altında tutmaktan yarar umuyor. Çünkü Kürtlerin büyük kentlerde, Türkiye'nin batısında Halkların Demokratik Partisi'ne bir seçenek olarak ulaşmasından, yaklaşmasından rahatsız. Tabii ki demokratisi güçlerinin de bir ortak hareket oluşturmalarından memnun değil. Neden memnun değil sizce? Şundan ötürü memnun değil. Bir kere Halkların Demokratik Partisi sürecin, bir çözüm sürecinin iki ucu olması gerektiğini durmaksızın hatırlatıyor. Himmet ile barış olmayacağını, barışın haklarla birlikte gerçekleşmesi gerektiğini sürekli olarak gündemde tutuyor. İkincisi, hükümetin verdiğiyle yetinmeyen bir genel demokrasi talebini gündeme getiriyor. Özerklik, demokratik özerklik, demokratik cumhuriyet, ana dilinde eğitim, hı hı, ve benzeri temel hakları sadece Türkiye'nin belli bir bölümünde, sadece Kürdistan'da değil, Kürtlerin ve diğer etnisitelerin yaşadıkları her yerde bir talep olarak gündeme getiriyor. Bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek düze ve tamamen din kardeşliği üzerine kurulmaya çalışılan siyasetine bir meydan okuma. Fakat en az bunun kadar önemlisi, bu saldırıların bugünkü konjonktürde gündemi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin istemediği yerden kurtarma imkanı ona sağlıyor. Daha basitçe söyleyecek olursam, şimdi bir yolsuzluk kıskacında kıvranan hükümet, bunun ötesine geçen bir başka gündemin pekala kendi açısından işe yarayabileceği düşüncesinde. Dolayısıyla güvenlik, milliyetçi rekabet vesaire etrafında dönen gündemlerin bu kovuşturmalar gündemini, yolsuzluklar gündemini örtebileceğini ümit ediyor. Tabii bunun bir de şöyle kaçınılmaz sonucu var. Rakipleri de bu gündemi korumak için bu saldırıları görmezden gelmeye eğilim gösteriyorlar. Netice olarak toplam sonuç, Türkiye'nin batısında Halkların Demokratik Partisi'nin çift yönlü bir kıskaç altına girmesidir. Şimdi bu kıskaçtan çıkışın en önemli kaynağı halkın kendisi. Bir kere her şeyden önce Türkiye'nin batısında yaşayan Kürt halkının şunu çok açık olarak görmesi lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sosyal yardım siyaseti onların hayatta tutunacakları tek dal olamaz. Halkların Demokratik Partisi yurdu olmayanların yurdudur. O nedenle
Türkiye'nin batısında Kürtlerin yurdu, bütün ezilenlerin yurdu Halkların Demokratik Partisi. Bunu görebilirse, bu teması muhafaza edebilirsek o zaman bütün bu planı bozabiliriz ve hükümetin de sürdürdüğü kontrollü gerginlik siyaseti bu nedenle bizim üzerimize yığılıyor. Bütün bu kontra faaliyetinin de saldırı hedefi bununla ilgili. Bakın bugün basın toplantısında da söyledim. Bu saldırıların arkasında şahsen kendisi vardır yoktur ben onu bilmem. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanlığı için Devlet Bahçeli ile yarışan Profesör Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz günlerde bir makalesi yayınlandı ve bu internette de çeşitli biçimlerde dolaştı. Bu makalenin saptaması şudur. Barış ve Demokrasi Partisi'nin oyları %10'u geçti. Büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bundan daha korkunç bir yaklaşım olabilir mi? Barış ve Demokrasi Partisi'nin oylarının ki bu batıda HDP ile Barış ve Demokrasi Partisi yürüyor. %10'u geçerse Türkiye'de aslında bugüne kadar yüksek temsil imkanları kendisinden esirgenmiş olan bir partinin parlamentoda daha yüksek bir temsile kavuşması, daha çok Türkiye'nin yönetimine müdahil olması ve onsuz bir siyasi denklem kurulamaması anlamına gelir ki bu Türkiye'yi iyi yönetmek bakımından bundan daha iyi bir imkan olamaz. Ama bu akıl bunu bir risk, bunu bir tehlike olarak gördüğünde ne yapacaktır? Bu yükseliş zorla, yalanla, palavrayla, baskıyla, şiddetle değil, aslında şiddet altında yalan ve baskı fırtınaları altında elde edildiğine göre son derece sahici bir ilerlemedir. O zaman bu sahici ilerlemenin ima ettiği imkanlara sarılmak icap eder. Ama biz ne görüyoruz? Her yönden kıskaç altına alınma. O nedenle bu oyunu bozmak, bu güvenlik siyasetlerinden kurtulmak ve bir özgürlük siyaseti kurmak ancak bu seçenek etrafında toplanmakla mümkün. Hem demokratların, hem sosyalistlerin, hem emekçilerin, hem kadınların, hem Kürtlerin, Türkiye'nin ezilen bütün sınıf ve tabakalarının ve kimliklerinin bir ortak alanı olabilecektir Halkların Demokratik Partisi. Şimdiden aslında bu kadar büyük saldırılarla karşı karşıya kalışımız doğru adreste durmakta olduğumuzu bize gösteriyor. Sizin sorunuza net olarak bir kere daha geri dönecek olursam, hükümetin bu kontrollü gerginlik siyasetinden umduğu şey Halkların Demokratik Partisi'nin büyümesini denetim altında tutmak, öte yandan da bütün bu saldırıların yarattığı atmosferi gündemi değiştirmek için değerlendirmekle ilgili. Sessizliği de buna mı yoruyorsunuz? Şüphesiz. Ben tabloya baktığımız zaman Halkların Demokratik Partisi'nin gelişiminden sıkıntıya düşecek. İster siyasi olarak, ister oy hesabı bakımından, ister manevi üstünlük ve isterse hegemonya bakımından sıkıntıya düşecek herkesin bu bastırma faaliyetine sessiz durarak ortak olduğunu düşünüyorum. Bugün işte birkaç ses yükseldi. Onlara da tabii ki hem politik hem insani görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür ederiz. Ancak çok geç ve çok az. Bence Türkiye'deki bütün politik partilerin birbirlerinin haklarına saldırıldığında bir dakika diyebilmeleri gerekirdi. Ben henüz parlamentoda grubu olan partilerin bu tavrı takınmadıklarını görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı ve iki genel başkan yardımcısı ve bazı milletvekilleri hem şahsen arayarak hem kendileri beyanda bulunarak bu
tutumları aldılar ama bunun bir merkezi politik tutum halinde gerçekleşmediğini, seyretmediğini hep beraber görüyoruz. Hükümetten de arayan olmadı anladığım kadarıyla. Yani AK Parti yani milletvekilleri, şimdi, bakanlar, tek tek iletişim kurmaya çalışanlar. Hayır, böyle bir şey olmadı. Bence en önemli mesele bu. Şimdi bu eğer bir kontra faaliyeti ise, tespitimiz doğruysa, aslında hükümet dün iktidar mücadelesinde bileğini bükmeye çalıştığı bir gücün şimdi yeniden doğruluşuyla karşı karşıya ve kendi emirlerini dinlemeyen valileri, kaymakamları, bizim tabelamızı indiren emniyet müdürünü kulağından tutup nasıl olabilir de sen bir partinin, bir demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez bir unsurunun vazgeçilebilir olduğunu söyleyebilirsin diye oradan alamıyorsa, o zaman bunun haciri altına giriyor demektir. Bununla kontrollü bir beraberlik kuruyor demektir. Hükümet diğer tarafıyla da çözüm sürecini çok önemsediğini söylüyor. Başbakan işte bölgedeki turuna başladı ve yaptığı açıklamalarda bu AK Parti cemaat kavgasının nedeninin aslında çözüm sürecini provoke etmek isteyenler olduğunu söylüyor biliyorsunuz. Başından beri çözüm sürecinin hedeflendiğini söylüyor. Buna rağmen bir çelişki yok mu bu tutumda, şimdi bu tavırda, söylediğiniz sessizlikte nasıl izah edilecek bu? Şimdi geçen gün bir sevgili arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder çok güzel bir, yani kolay akılda kalacak bir formülasyon ortaya koymuştu. Ondan alayım, çalayım, atıfta bulunayım. Hükümet Kürtleri çözümle, Türkleri de istikrarla rehin almış durumda. Kürtlere her an çözüm olabilir ve bunu ancak ben yapabilirim. Ben gidersem çözüm olmaz. Türklere de ben gidersem istikrar bozulur. Sopasını sallıyor ve bütün bu sopanın arkasında ahlaken, siyaseten, devlet yöneticiliği itibariyle kokuşmuş bir şeyi, icraatı dayatıyor. Tayyip Erdoğan'ın yakın akrabaları ve kendisinin, ailesinin, iş insanlarının, çevresindeki favorilerinin, gözdelerinin oluşturmuş olduğu inanılmaz bir soygun mekanizması. Hırsızlık, rüşvet, ikiyüzlülük, her türlü istismar, her türlü haydutluk, doğanın ve toprağın, kent toprağının tahribi, yok edilişi, bütün bunların hepsi iki şeyin ucunda. Kürtler aman kıpırdamayın, çözüm yarın olacak var. Çözüm olmayabilir. Türkler aman kıpırdamayın, kredi kartları elinizde patlayabilir, istikrar bozulabilir. O yüzden bana tavsınız. Ya bu kadar kölece bir siyaset teklifi olabilir mi topluma? Ben hiç de öyle olmadığı kanısındayım. Sürece de hiçbir katkıda bugüne kadar bulunmadı hükümet. Neydi bizim sürecin güvencesi olarak beklediğimiz şeyler? Ne olsaydı biz sürecin devam etmekte olduğunu anlayacaktık. Çatışmasızlık bunun başlangıcıydı. Tabii ki çatışmasızlık olmadan bir süreç başlayamazdı. Kürtler bu çatışmasızlığı temin ettiler. Hı. Çatışmıyorlar. Bitti gitti. Zaten devletin de yapacağı başka bir şey yok. Çatışmayan insanları gidip zorla çatıştıracak mısın? Gerçi şimdiki basınçlar onun içindir. Ancak tam da onu soracaktım. Yani ona dönük bir hamle de olabilir birilerinin, bilemiyorum kimlerin. Bu %100. Bu %100. Fakat hükümetin sürece göz bebeği gibi baktığının kanıtı ne olabilirdi? Bunları o dakika enselerinden yakalamak, kıpırdatmamak. Ama şimdi hükümet açmaz da kendi soygunculuğunun, haydutluğunun yargı önüne düşmesi bir tarafta, öbür tarafta da paşaların eline sarılmak ve önceki darbe girişimcisi olarak suçladığı insanlarla el ele tutuşmak. Çünkü birini cemaat kendisine dayatıyor, öbüründe de ordunun eli var. Hangisine sarılsın? Şimdi tabii ki gitti, öbürüne sarıldı. Buraya sarıldığı andan itibaren de bütün bu Yecücü Mecücüler yer altından çıkıp kıpraşmaya başladılar. Meselenin arkasında bu var. Oysa hükümetin başka bir siyaset izlemesi
mümkündü. Tabii bu haydutlukla bu siyaseti ne kadar izleyebilirdi? O da bahsi değer. Bu kadar çok hırsızlığı hangi demokrasi şey yapabilir, telif edebilir? Bu olacak iş değil. Ama diyelim ki bir an için kitleleri kandırabilirdin. Elindeki biricik araç demokrasi olabilirdi. Daha çok özgürlük, daha çok hak ve bütün bunların içerisinden bu açmaza bir yanıt bulunabilirdi. Ancak bu tabii demokrasi demek, iktidarı pay etmek demek, iktidarın paydaşlarını çoğaltmak demek. Özellikle ulusal haklar, kimlik hakları bakımından yeni ortaklarla yasal bir sözleşme yapmak demek. Hükümet bu sözleşmeyi yapmaya direndiği andan itibaren geleneksel güçlerin kontrolüne girdi. Yani aslında bugün Adalet ve Kalkınma Partisi kendinden önceki devlet ne ise onu kendi suretinde yeniden kurduğu için şimdi bütün bu açmazların içerisine kendiyle beraber bütün toplumu soktu. Kendiyle beraber toplum çatışmaya geri dönmeyecek ama Adalet ve Kalkınma Partisi gitse de barış ve çözüm çabası sürecek bence. Şimdi Ertuğrul Bey, ben tekrar o görüntülere döneceğim. Ben mesela Ordu'dan gelen ilk görüntüleri izlediğimde bir yanıyla kanım dondu. Aslında çok da görmediğimiz, alışkın olmadığımız maalesef ki görüntüler değil. Siz o taksinin içerisinde hakikaten bir linç edilmenin eşiğinden döndünüz. Ve tabiri caizse bir şans oldu. Orada hiçbir güvenlik önlemi alınmadı mı? Polislerin sizinle birebir teması olmadı mı? Olduysa nasıl bir tavır takınıyorlar? Nasıl bir tutum içerisindeler? Bu da mesela benim kişisel olarak çok merak ettiklerimden biridir. Eminim pek çok izleyicimiz de o görüntüleri gördüğünde nasıl olur da bu engellenemez diye düşünmüştür. Bütün bu anlattıklarınızın yanı sıra pratikte o gün ne oldu? Şimdi doğrusu netice olarak faturayı mülki amirlere, polise çıkartırız, çıkartmamız gerekir. Ancak burada bu süreci yönetmek bakımından bizim de eksiklerimiz oldu. Yani güvenlikle yakın işbirliğini sürdürme becerisi gösterilemeyince, aksaklıklar peş peşe gelince gevşeklik, aksaklık, ihmaller hepsi bizi aslında gitmemiz gereken istikametin tersine gitmiş olduk biz. Hı hı. O günkü güvenlik tedbirleri bakımından. Yeterli araç temin edilemediği için bir dostumuz kendi oğlunun işlettiği taksiyi çağırdı güvenli. Herhangi bir taksiye binmediniz yani. Hayır, bizim üyelerimizden birinin oğlunun aracıydı. Dolayısıyla biz öyle yoldan taksi çevirmiş değiliz. Ancak güvenlikle iletişim koptuğu için kendiliğinden araç yola çıkmaya kalktı ve o noktadan başlayarak da aslında saldırganların arasında kalmış olduk. Orada görevli olan polisler de bu güvenlik tedbirlerinden, yani merkezi olarak alınan güvenlik tedbirlerinden habersiz, aracın ne olduğundan habersizdiler. Ancak bizi linç etmeye çalışanlar ise herkesin çıktığını, benim çıkmadığımı görünce dikkatle beni gözledikleri için benim o araçta olduğumu idrak edip bu saldırıyı başlattılar. Öyle oldu. Hı hı. Gene hakkını teslim etmek gerekir. Hem taksiyi kullanan genç hakikaten çok serin kanlı ve cesur davrandı. Bir de polis görevlisi, koruma müdürü ki esasen onunla işbirliği yapılması gerekirdi. Kaybettiği kontrolü arabanın yanında koşarak 500 metre boyunca kurmaya çalıştı. Saldırganları bir şekilde uzaklaştırabildi. Fakat burada pek çok kez aracın kapıları açıldı. Kitlenemedi kapılar ve araçtan düşebilirdik. Ve ondan sonra olacakları ben düşünmek bile istemiyorum. Çünkü o saldırgan güruhun burada herhangi bir biçimde insafına kalmış olunacağı için, böyle bir insafta bulunmayacağı için orada çok en kötü sonuç ortaya çıkabilirdi ve bunun dalga dalga nelere yol açabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Fakat
Mühim olan şey, şimdi bütün bunlardan sonra benim vardığım sonuç, hakikaten bu kadar pamuk ipliğine bağlı ise Türkiye'de dengeler, barış, çatışmasızlık, o zaman bunca özensizlik kabul nasıl edilebilir? Hükümetin bunca özensizliği, bunca dikkatsizliği, bunca boş vermişliği, fırtınanın gözünde yaşayan insanların akıbeti bakımından bunca fütursuzluğu ve bu lakaytlık, o zaman bence çözüm sürecine gözüm gibi bakıyorum, bence boş laftan ibaret. Hakikaten 100 ihtimalden 99'u değil de birisi gerçekleştiği için biz ordudan, linçten kurtulmuş lafıyla döndük. Aslında bu sadece bize yönelmiş olan bir lincin boşa çıkmış olması değil, Türkiye'de düşünmek bile istemediğim büyük bir kaosun eşiğinden döndüğümüz anlamına geliyor. Herkes bunu böyle idrak ediyor mu? Hükümeti yönetenler, politik partiler, ana muhalefet, bütün bunları böyle okuyor mu? Ben bundan emin değilim. Onlar kendilerini ne için elde edileceği konusunda en ufak bir aydınlık bulunmayan bir iktidar kavgası ile meşgul ettikleri için halkın gerçek ihtiyaçlarından tamamen kopmuş gözüküyorlar bence. Bir de bunun şu etkisini de konuşmak gerekiyor. Sonuçta sizler dönüyorsunuz ve orada yaşamaya devam edenler var. HDP'nin seçmen kitlesi, tabanı, bunun dışında kalan demokratlar, sizin de tanımladığınız gibi sosyalistler, Kürtler, onlara dönük o durum devam ediyor mu? Onlar kendilerini şimdi nasıl hissediyorlar? Çünkü 90'larda da apayrı şeyler yaşandı. Yeniden o tedirginlik başlayabilir mi? Bakın, ne diyorsun? Bakın mesela şeyde Sinop'ta bu şey saldırı izler bıraktı. Orada bizim henüz başlangıç halinde olan örgütlenmemiz eski kuvvetinde sürdürülemedi. Fakat diğer yerlerde daha güçlü dayanaklar var ve biz arkadaşlarımızla her gün temas ediyoruz. Tabii onlar hem bütün bu saldırıları kendi çevrelerine açıklamak, hem onların telafisi için şikayetlerini yapmak, kendi çalışmalarını derlemek ve seçim mücadelesine koyulmak için bir gün aradan sonra yola koyuldular, işlerini yapıyorlar. O yapabiliyorlar, devam yapıyorlar. Edebiliyorlar. Bugün konuştum ben oradaki arkadaşlarımıza, işlerini sürdürüyorlar. Elbette şehirdeki büyük bir şeyden sonra, aslında şehir için çok büyük bir katılım söz konusu değildi. Yani neresinden baksanız 6 üstü 30 kişi 300 kişiye karşı nümayiş yaptı. Şehrin geri kalanı ne kadar bununla ilgilendi bilmiyorum ama şehrin kanaat önderleri, basını, çeşitli kuruluşları bakımından bu travmatik etkiler yarattı. Bunların tabii çalışma süreçlerini etkilediğini biliyoruz ama giderilmeyecek şeyler değil. Onların hepsi çok badirelerden geçmiş arkadaşlarımız. Ordu sosyal mücadelelere yabancı bir yer değil. İşte Ünye, Fatsa, bütün buralar Türkiye'nin siyasi tarihinde yer tutan ilçeler. Burada bir siyasi hafıza var. O yüzden kendini toplayacak. Bundan biz şüphe etmiyoruz. Ancak olmasa daha iyi olacak olan şeylerdi. Çünkü niçin bir de güvenlik işleriyle uğraşalım bu arada? Niçin bütün bunların hükümet tarafından yerine getirilmemiş oluşunu biz telafi edelim? Niçin doğrudan doğruya halkla barışçı bir iklimde temas kurmak söz konusuyken bir çatışma silüeti içinden görünelim? Bunlar bizim tercihlerimiz değil. Ancak ben buradan tekrar etmek Nitekim istiyorum. Nitekim Fethiye'yi galiba bu sebeple de ilk başta tamamlayamadınız oradaki, orada yapmak istediğiniz. Şimdi, ya da Bulancak'tı sanırım. Sizinle bir telefonda konuşmuştuk. Bulancak'ta. Çünkü şu oldu. Biz yani o gece oradan ayrılıp Bulancak'a gittik. Daha Bulancak'a seçim otobüsümüzü parka çektikten 5 dakika sonra 5 araba dolusu adam gelip arabayı tahribe kalkıştı. Mesela emniyet bunu gördü, anladı burada problem olduğunu, olabileceğini, eğer bizzat kendileri bunlarla ortak değillerse.
Sabaha kadar alınması gereken tedbirler bizim siyasi ifade özgürlüğümüzün korunması için olacaktı. Oysa bizim programımızı bildirdik ki Bulancak'ta bu toplantımızın yapılacağı meydanın işgal edilmesine izin verdiler. Biz o meydanı geri almak için bir harbe girişmek ya da peki bu çatışmadan kaçınmak arasında bir tercih yapmak zorundaydık. Gözünüzün önüne bunu getirebilirsiniz. Fakat buradan tekrar etmek isterim. Bulancak Emniyeti'nin bu saldırganlarla son derece sıkı ve yakın bir işbirliği içerisinde olduğunu gözlediğimi söylemem gerekir. Bizi dönüş yolumuzda yanlış yol göstererek saldırganların bulunduğu istikamete sevk etmek için çaba gösterdiklerini söylemem gerek. Bütün bunlardan kendi uyanıklığımızla sıyrıldık ve daha fazla bir çatışma tablosu oluşmadı. Yani diyeceğim biz şu an ve hepimiz Türkiye'de siyaset yapan herkes her şeyden önce kendi olanaklarına güvenmelidir. Hükümetin bu konuda ne yapacağı, yerel yetkililerin ne yapacağı o kadar belli değildir ve buradaki telafi edici, teselli edici sözlerinde bir anlamı yok. Biz Yüksek Seçim Kurulu'nu dediğim gibi göreve çağıracağız. Bununla ilgili bir tutum takınmalı. Bugün Halkların Demokratik Partisi'ne olan diğer evet az yerde, az sayıda aday gösterseler de diğer sol partileri bekleyen çok yakın bir risktir. Barış ve Demokrasi Partisi için bir risktir. Hükümet Partisi'nin kendisi için bile risktir eğer derli toplu düşünülürse. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hükümet Partisi de ikide bir de bu sorumluluklarını üstlenip bunun gereğini yapacak yerde sanki hükümet değilmiş, biz hükümetmişiz de onlar muhalefetmiş gibi Van'da kendi adaylarına BDP'lilerin engel olduğu, bunlara niye ses çıkartmadığımız diye bizimle konuşmaya çalışıyor. Tut ki Van'da BDP'liler öyle yaptı. Senin bu diğer 30 yerde yapılanları önleme mecburiyetini ortadan kaldırır mı? Sen hükümetsin zaten. BDP senin icraatını nasıl etkileyecek? Polis sende, asker sende, özel kuvvetler sende, korucular sende. Sen bunları gerektiği gibi organize edemiyorsan, sivil BDP'lilerin bizzatihi devlet partisine ne yapmaları mümkün? Ne kadar utanç verici bir ben memleketin yarısıyım, devletin kendisiyim diyen bir hükümet yetkilisi kalkıp BDP'den şikayetçi oluyor, çalışmalarımızı engelliyor diye. Hiç böyle şey olur mu? Yine bir araya gideceğiz. Aradan sonra da daha epey bu konuyla ilgili özellikle soracaklarım var. Bir de tabii Fethiye'deki tabelayı soracağım. Çünkü o bir yöntem olarak bulundu, icat edildi. Tabiri caizse devletin onayıyla oldu ve tabela indirildi. Yerine Türk bayrağı asıldı. Ve siyasi partilerin bu konuda daha net tutum almaları, daha sık açıklama yapmaları mesela neyi değiştirir? Bu saldırıların böyle hızlı bir şekilde yayılmasını evet, engeller doğru. mi? Medyanın bakışı gibi daha bunları pek çok konuyu konuşacağız yani. Az bir aradan sonra yine. Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Samer'in sunduğu gündem müzakere devam ediyor. Evet Ertuğrul Bey, siz de bir tweet atmıştınız sanırım ilk başlarda. Özellikle medyanın diline ilişkin, medyanın bunu bir gerginlik olarak vermesi ve bir gerginlik ifadesiyle tanımlamasını. Dair bir tweet atmış mıydınız? Yanlış evet, hatırlamıyorum evet. değil mi? Bunu eleştirmiştiniz. Evet. Saldırılar neden gerginlik olarak gösteriliyor? Neden böyle gösteriliyor? Hem medyayla başlayalım onu, sonra Muğla Valisi'nin... Onu bu vecizemi hatırlayayım. Muğla Valisi'nin... açıklamasına ilişkin neler söyleyeceğinizi merak ediyorum. Çünkü hem kendisiyle görüşmeler yaptığınızı söylediniz az önce. Hı hı. Hem de orada tabela indirildi ve siz de bu tabela indirilmesine ilişkin bugün basın açıklamasında da oldukça tepkiliydiniz. O tabelayı indirdikleri gibi geri asmalarını talep ettiniz hatta oraya. Bunun bir yol olmadığını ve bir yöntem olmadığını söylediniz. Ne dersiniz? Gerginliğe neden bu kadar itiraz ediyorsunuz? Nasıl bir algı yaratıyor sizce? Şimdi bu saldırganla saldırılan arasında tarafsız
kalmaya dayalı bir söylem kurma ihtiyacı. Şöyle diyorlar, yani şöyle demiyor mesela, dese ona fit olacağım. Fethiye'de gerginlik, hayır. Fethiye'de HDP gerginliği. Valla biz gergin değiliz, biz tiksiniyoruz, iğreniyoruz bundan. Böyle bir şey olabilir mi? Fethiye'de ne HDP gerginliği? Fethiye'deki gerginlik şu, Fethiye'deki ırkçı tahrikata kapılan vatandaşın HDP'ye saldırarak yaratmış olduğu bir suç iklimi var. Buna karşı çaresiz kalan ve bununla başa çıkma görevini yerine getirmeyen idarenin lakaytlığı veya başarısızlığı var. Ortada bir gerginlik bizim açımızdan yok. Bir gerginlik dediğiniz şey bir ip kopmadan öncedir. Burada ip kopmuş. Herkes kopmuş HDP'nin üzerine doğru geliyor. Ve buna bakan editör şunu görüyor, burada gerginlik var diyelim. Nasıl bir gerginlik olsun? Bu HDP gerginliği olsun. Bu yalnızca editörle ilgili olabilir mi sizce? Şimdi ben neticede ben editörü sorumlu tutarım. Başka kimi tutayım? Mal sahibini. Mal sahibini de tutayım, aynı şey. Editör editoryal bağımsızlığını mal sahibine teslim etmişse baş editör mal sahibidir. Gene bir şey değişmez. Yani sonuçta hakikatin halka anlatılması için gereken değil. Bakın bu çatışmasızlık dönemi başlarken hep birlikte basın camiası, medya etiğiyle yakından ilgilenenler, benim gibi gazetecilik yapmış olanlar ve de gazetecilikten dolayısıyla etkilenen herkes dedi ki bir barış dili kuralım. Çatışmasızlığı özendirelim. Çatışmaya yeniden üreten bir dil kurmayalım. Peki sen şimdi burada saldırıya uğrayanı gerginliğin kaynağı olarak gösterdiğin zaman ne yapmış oldun? Çatışmada taraf tutmuş oldun. Eğer dediğin doğruysa ve barışı ihlal ettin. Şimdi medyanın yaptığı bu kabul edilemez işin gerisinde aslında Halkların Demokratik Partisi'ne karşı oluşmuş olan milliyetçi konsensusla bir şey bulmak, ortak dil bulmak ihtiyacı. Oysa ortada olan şey çok açık. Bizim yasal mevzuatımız açısından bir suç var. Biz suçsuzuz, biz haklarımızı kullanıyoruz. Biz kimsenin o tabirle konuşacak olursak ne diyelim, ayağına basmıyoruz. Evet, bizim fikirlerimiz, bizim siyasetimiz beğenmiyor olabilirsiniz ama gelip kapınızı kırmıyoruz. Sizi rahatsız etmiyoruz. Malınıza el koymuyoruz. Sizin kutsal bildiğiniz değerlere saldırmıyoruz. Ne geriliyorsunuz? Ne oluyor? Ne var gerilecek? Ve bize karşı suç işliyorsunuz. Saldırıyorsunuz. Şimdi vali de saldırganları yakaladım, hapsettim. Şu ana kadar zarar ziyan veren bütün saldırganları tecrit ettim ve bunları şimdi hesaba çekiyorum diyecek yerde Allah'a şükür herhangi bir kayıp verilmeden önlenmiştir. Ben size söyleyeyim, eğer bu saldırının arkasındaki akıl can kaybı olmasını hesabına katmış olsaydı o vali o can kaybını da önleyemezdi. Burada aslında bir gladio kıskacının içerisinde kıvranan kamu yöneticileri şimdi marifet yapmış gibi ortak oldukları suçu bize anlatıyorlar. Ben bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyorum ve buradan tekrar İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Eğer suç işlenmesini önleyememiş bir politik partinin özgürlüklerini ve haklarını kullanmasına mani olamamış, saldırganları önceden tespit edememiş ve bunların hakkı olan işlemleri onlara karşı uygulayamamışsa Urla Kaymakamını da, Emniyet Müdürünü de, Muğla Valisini de, Emniyet Müdürünü de, Fethiye Kaymakamını da, Emniyet Müdürünü de, Jandarma Komutanını da, Aksaray Emniyet Müdürünü, Jandarma Komutanını, Belediye Başkanını da görevden almıyorsa, bunların yerine işini yapacak insanları getirmiyorsa İçişleri Bakanı da kendini görevden alsın, yani istifa etsin, kendine başka bir iş arasın ve bulsun diyeceğim. Böyle şey var mı? Tabii ben bunların hiçbirisinin
kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bizimle herkes siyasi olarak tartışabilir. Bize herkes protesto edebilir. Ben size şunu söyleyeyim. Ben çoğu zaman filmlerde görüyoruz. İşte bir grup orada gösteri yapıyor, öbür grup da ona karşı orada gösteri yapıyor. Yani bu işte İngiltere'de, Amerika'da, Fransa'da çekilmiş, Almanya'da çekilmiş filmlerde bu sahneleri görüyoruz. Bunların anlaşılabilir şeyler olduklarını şimdi daha iyi anlıyoruz. Beni protesto etmeye herkesin hakkı var. Ama benim siyasi hareketimi ortadan kaldırmak için saldırmaya, tabelamı indirmeye, benim alametlerimin görülmez hale gelmesini sağlamaya ne hakkı var? Ne hakkı var bu ulusal simgeyle, bayrakla benim partimin amblemini eşitlemeye? Öyle mi? Türk Bayrağı Partisi'nden mi onlar? O mudur? Peki bayrak kanunu diye bir şey yok mu Türkiye'de? Bayrak kanununun söylediği şey şudur. Bu da kanuna bağlıdır. Nasıl hareket edersiniz? İşte cuma akşamı şu saatte asılır, pazar akşamı şu saatte indirilir. Bunun dışında hiç kimse bunu yapmaya ehliyetli değildir. Ama Türkiye çatışma iklimine girdiğinden beri herkes ötekine bayrak çekiyor. Herkes şehrin en olmayacak yerine en büyük bayrak direğini asıp oraya en büyük bayrağı asarak şimdi Türkiye kadar birbirine bayrak gösteren bir ülke dünyada var mı? Ben bilmiyorum. Şimdi ne olacak? Bu bayrak bize ne diyor yani? Ne var? Halkların Demokratik Partisi milletiyle Türk milleti arasında mı bir çatışma var? Bu mudur bize söylüyorsunuz? Bu mu yaratılmaya çalışılıyor? Başka ne olabilir? Benim bayrağımı indirip partimin tabelasını, burası devlet dairesi mi? Benim tabelamı nasıl indiriyorsun? Sen kimsin ya? Emniyet müdürüsün. Git o zaman partinin emniyetini al. Sen ne hakla benim partimi işgal ediyorsun, tabelasını indiriyorsun? Ben o emniyet müdürünü, Ertuğrul, o tabelayı indiren emniyet müdürünü mahkemelerde süründürmezsem ben de insan değilim. Onun hesabını verecek. Ne demek ya? Ne demek? Ne demek benim partimin tabelasını onu korumakla olan, görevli olan insan alacak ve aşağıdaki saldırganlara atacak? Niçin? Çünkü onlar kurban istiyorlar. O da bizi kurban ederek günü kurtaracağını sanıyor. Ne oldu? Bu saldırganlık ödüllendirilince gece herkes insan avına çıktı. Hala duruma hakim olmuş değiller ve hala bu saldırının gerisindeki akıl şimdilik kan dökmeyi düşünmediği için kan dökülmedi. Onlar kendilerini bir şey yapmış sanıyorlarsa bizi yanıltmasınlar. Ayrıca hepsinin bu saldırıya ortak olmadıklarını ispata ihtiyaçları var. Onların bu anlamda da sorgulanması gerekecektir. Sorgulanma demişken tam siz gözaltılar oldu bu saldırılara ilişkin sanırım. Fakat herhangi bir tutuklanma vesaire söz konusu bilmiyorum. Değil galiba. Var mı gözaltılar ya da? Biraz önce arkadaşlarımızla konuştum. Yerel yöneticiler arkadaşlarımıza gelip derler ki hakikaten çok özür dileriz işte sizi koruyamadık vesaire. Onlar da derler ki şimdi bizim artık kuru lafa karnımız tok. Bir saldırganların mahkeme önüne çıkması, ikincisi partimize verilen zararın tazmini ve partimizin tabelasının yerine asılması. Bunları yapmadığınız sürece hiçbir söylediğinize inanmıyoruz. Şu anki durum bu. Başka da bir şey bilmiyorum. Süremiz bir yandan azalıyor. Tabii sizin 30 Mart'a kadar da sonuçta çalışmalarınız devam edecek. Bundan sonra büro açılışları olacak mı bilemiyorum ama mitingler düzenleyeceksinizdir büyük ihtimalle sizde. Mesela bir seyircimiz soruyor peki Halkların Demokratik Partisi bundan sonra kendi seçim güvenliğini mi sağlayacak? Nasıl olacak? Bundan sonrasıyla ilgili öngörünüz nedir? Malum anlattığınız tabloda görünen o ki aslında devlet, hükümet yetkilileri sizlerin güvenliğini sağlamayacaklar. Ya da şimdi, sağlayamıyorlar ya da sağlanmıyor bir sebeple. Şimdi bu şununla ilgili. Siz bir kere sizin güvenliğinizi sağlayacak olan şey siyasetiniz ve taktiğiniz. Eğer makul ve herkesin kabul edebileceği, yani karşıtlarınızın bile aşamayacağı bir çizgide durursanız eğer, zaten güvenlik için gereken birinci adımı atmışsınız demektir. İkincisi, yersiz şiddetten kaçınmaktır. Üçüncüsü, nefsi müdafaa, kendini savunma gereği ortaya çıkmadıkça bu tür meselelerle ilgilenmemektir. Ama
Şimdi bizim için ortadaki durum şu. Haklarımızı kullanırken bu haklarımız güvence altında değilse, o zaman bu haklarımızı kullanmak için bizim ayrı bir uyanıklık içerisinde olmamız gerekir. Bunun dışında biz devlet değiliz. Ayrı bir uyanıklık içerisinde olmak yani, derken? Yani şu, bize nereden saldırı gelebilir, bundan nasıl kaçınabiliriz, daha iyi kendimizi nasıl ve nerede ifade edebiliriz, bunlarla ilgili öncelik sonralık hesaplarımızı yaparız, yapmak zorundayız. Nihayet saldırıya uğradığımız zaman bu saldırıyla başa çıkmak için kendimize nasıl konumlandıracağımız hakkında bir ön kanaatimiz olabilir. Samimi konuşmak gerekirse bugüne kadar biraz da biz şimdi tabii geri dönüp bakıyorum. Hakikaten kendimizi ya yasalar var, hukuk var diyerek mesela Cumhuriyet Halk Partisi gibi ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hareket ettiği gibi hareket etmeye kodlamışız. Ama bize reva görülen yer orası değil. Her hakkı yeniden kazanmamız gerekiyor. Her şey için yeniden mücadele etmemiz gerekiyor. Bir kere daha sınava girmemiz ve bu sınavdan bizim hakiki bir parti olduğumuzun görüneceği şekilde çıkmamız gerekiyormuş. Şimdi hemen bunu öğrendik, kendimiz buna uyduruyoruz. Önümüzdeki günler... Nasıl gidiyor çalışmalar bu arada? Bizim çalışmalarımız aslında bu saldırılar bizi meşgul etmese, şimdi ben mesela bu Sinop'tan, pardon, Giresun'dan döndüm ve hemen ardından ertesi sabah Zonguldak'a gitmem gerekiyordu. Fakat bütün bu saldırıları görüşmek için Merkez Yürütme Kurulu toplantısı yapmak zorunda kaldık ve Zonguldak'a ne yazık ki gidemedim. Oysa Zonguldak'taki toplantıya katılmam ve oradaki taraftarlarımızla görüşmem gerekirdi. Dolayısıyla bu saldırılar bizi ve Zonguldak'taki toplantımızda başarıyla gerçekleşti. Hiçbir faaliyetimizi tatil etmiyoruz. Bugün Sebahattin Celeş Başkanımız Bursa'ya gitti. Ben yarın Sakarya'ya gideceğim. İşlerimizi yapıyoruz ve dediğim gibi saldırıların olmadığı her yerde işler tıkır tıkır yürüyor. Partimize karşı büyük bir ilgi ve sempati var. Çünkü insanlar bir farklı ses duymaya o kadar hasretler ki bütün bu ırkçılık ikliminde ortaklık, kardeşlik, eşitlik, adaletin ifadesi olan bir sesi duymak herkese iyi geliyor. Batıdaki Kürt halkı, burada yaşayan halkımız, Halkların Demokratik Partisi'nin kendi öz partisi, tıpkı Türklerin, Arapların, Ermenilerin, kadınların, Alevilerin partisi gibi kendi öz partisi olduğunu gördü. Dört elle sarılıyor. Bizim işlerimiz tıkır tıkır gidiyor. Oylarımızı yükseltiyoruz. Zaten demin size söylediğim gibi Halkların Demokratik Partisi'nin %10 eşiğine BDP ile ortaklık içerisinde geldiği ve geçtiği görüldüğü için bütün bunlar oluyor. Biz aslında bütün bu külfete de razıyız. Biz halimizden memnunuz. Yani ilk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde aykırı bir parti halkın teveccühünü kazanarak ileriye doğru adımlar atıyor. Bundan daha iyi bir şey olamaz. Bunca yılın mükafatıdır diyebilirim. Peki, son 10 dakikamız, biraz daha hızlı ilerleyeceğim. Bugünün tartışması aslında Cuma'dan beri tartışılıyor. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tahliyesinden bu yana tartışılan. Evvelinde de oldu olacak benzer tahliyeler olabilir denen Ergenekon davasından gelen bugünkü tahliyelere ne dersiniz? Bir de zirve yayınevi katliamının biliyorsunuz sanıkları da tahliye edildi. Genel olarak siz programın başında dediniz ki AK Parti bu cemaat kavgasından çıkmak için bir şekilde askere daha çok yaklaşmaya çalışıyor ve bu yakınlaşmada da çözüm süreci bir tarafa konuluyor dediniz. Buradan bakarsanız ne dersiniz bu tahliyelerle ilgili? Şimdi şöyle söyleyelim her şeyden önce. Bir kere bu tahliyelerin gerisinde bir yasa var. Tutukluluk süresi, hüküm giymeyen
tutukluların cezaevinde kalma süresi 5 yılı aşamaz. Evet. Bu bir emir demiri keser. Bu kanun çıktı. Bu, ama bugün mahkemeler arasında da bu konuyla ilgili bir tartışma oldu biliyorsunuz. Mesela 13. Ağır Ceza Mahkemesi bazı tahliye taleplerini reddetti. Başka bir mahkemeden tahliye taleplerine kabul geldi ve öyle çıkabildi. Şimdi bu tartışma bazıları olabilir ama bu yasa bunun için çıkarıldı. Hı-hı. O mahkeme takoz koymuştur. Belki de cemaatçilerin mahkemesidir o, bilmiyorum. Şimdi herkesin kendi mahkemesi var. Öyle olduğu için bu tartışma doğabilir ama bu yasa bunun için çıktı. Dolayısıyla mahkemeler bu insanları bırakacak. Serbest bırakılanların hepsinin suçlu olduğunu peşin olarak söylemek söz konusu olamaz. Ben zaten bu kovuşturma süreci başladığından beri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standardında bir hüküm kurulabileceğine şu kadar olsun inanmadığımı söylemiştim. Sorgu usulleri, delil toplama usulleri, iddianameler, bunların hepsi hukuk ihlalleriyle doluydu. Fakat hukukun yanlış ve eksik işlemesi başka bir şey. Türkiye'de bunca yıl gerçekleşmiş olan darbe girişimleri, katliamlar, işkenceler, gözaltında öldürmeler, gözaltında kayıplar, bunların da failleri var. Ve bu faillerin hepsi şimdi bu yargı süreçlerinde yargılanan insanların komutası altındaki güçler tarafından işlendi. Dolayısıyla hiç kimse suçlu olmadığı gibi hiç kimse masum da olmayabilir. Saçma sapan bir durumla karşı karşıyayız. Ancak buna hükümet yol açtı. Hükümet burada hem kovuşturmaları başlatırken yaptığı hatalarla içinden çıkılmaz bir durum yarattı. Şimdi bunun içerisinden çıkabilmek için de yargıçlara şöyle dedi: 5 yıl yatır, ceza verme, ondan sonra serbest bırak, ben onlarla iş yapacağım. Şimdi bu hakikaten kabul edilemez bir durum. Neresinden bakarsanız bakın. Yani bunun öncesinde bir pazarlık mı vardı diyorsunuz? Bence var. Ben aslında Tayyip Erdoğan'ın başından beri hedefinin cemaatinkinden farklı olduğunu ve orduyla anlaşarak gitmek eğiliminde olduğunu yazdım, söyledim onlarca kere ve ancak cemaatin peş peşe gelen darbeleri önlenemeyince hükümet ordu üst kademesini neredeyse yeterli general bırakmayacak ölçüde tırpanlamış oldu. Şimdi buraya geri dönülüyor. Fakat tabii bu insanlar artık rütbesizler. Fakat silahlı kuvvetlerde bunun şey yarattığı, bir travma yarattığı bellidir. O nedenle hükümet silahlı kuvvetlerle bir yeni konsensusa varıyor. Ancak silahlı kuvvetlerle konsensusa varmak demek şu demektir: bir kere askeri vesayetin tasfiyesi hikayesinin hikaye olduğu, bu vesayetin hükümet tarafından yeniden ihya edildiği anlamına gelir. Onunla birlikte siyasete güvenlikçi bakışın yeniden ürediği ve kendisini ifade ettiği. Şimdi güvenlikçi bakış çözüm sürecini etkiler mi? Etkiler tabii ki. Güvenlikçi bakış çözüm sürecini etkiler. Çünkü ben Orgeneral Başbuğ benim için oldukça ilginç bir kimlikti. Ben onun bütün serüvenini dikkatle izledim ve kendisi hakkında en çok yazı yazdığım insandır belki de. Ben onun evet darbeci olmayabileceğini düşünüyorum. Fakat vesayetten asla vazgeçmediğini ve silahlı kuvvetlerin norm koyma iktidarının muhafazası için her türlü uzlaşmaya razı olsa da bu iktidarı korumak için de son derece kararlı bir şahsiyet olduğunu görüyorum. Bu zihniyet şimdi yeniden kendisine bir yüksek kürsü buldu ve ben bu tahliye ile birlikte bu zihniyetin Türkiye'de yeniden üreyeceğini görüyorum. Bu demokratik bir zihniyet değil. Hükümet de bununla ortaklık kurduğu nispetle onun normlarına ayak uyduracaktır. Kürt meselesinde yeniden güvenlikçi siyasete mi dönüş olacak? Ondan ziyade şuna, yani bu çatışmanın yeniden başlayacağı anlamına gelmeyebilir. Ancak örneğin üniter devlet ısrarı, ana dilinde eğitim imkansızlığı konusundaki tezlerin yeniden kuvvet kazanması, yerel yönetim özelliklerinin
ancak biçimsel belediye imkanları ölçüsünde kabul edilmesi. Orgeneral Başbuğ bununla ilgili pek çok normu silahlı kuvvetler adına pek çok kez söyledi. Bunlardan ayrılacağını sanmam. Ve ben daha hapisten çıkar çıkmaz ertesi gün çeşitli gazeteler tarafından Cumhurbaşkanlığı adayı olarak gösterilmesi de bir yeni uzlaşma ihtiyacını hükümet için ortaya koyacak. Çünkü hükümetin adayı değil besbelli Başbuğ. Bu zorlamalar dolayısıyla bu adaylığın gölgesinden kurtulabilmek için bir başka uzlaşma peşine düşecektir. Her neyse güvenlikçi yaklaşımla uzlaşma ihtiyacı demokratik açılım imkanını kapatacak. Fakat burada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bunlar belki de aslında eski hikayeler. Çünkü bu yolsuzluk meselesi bence hükümetin, hükümet partisiyle yapılabilecek işleri sonuna getirmiştir. Ben yapılabilecek bir şey olduğunu doğrusu düşünmüyorum. Çünkü şimdi bu Sayıştay raporlarıyla ilgili olarak çıkan tapelere de baktığımızda ki artık bunların otantik olduğundan hukuk dışı olmakla beraber hiçbirimiz şüphe etmiyoruz. Çünkü inkar edilemiyor doğru dürüst. Sayıştay raporları gelseydi duman olmuştuk diyen bir hükümetin bütçesi de meşruiyetini kaybeder, onun hazinesi de meşruiyetini kaybeder, bununla ilgili her şey meşruiyetini kaybeder. Yani hükümet bir yandan da çözüm süreci bakımından bütün bu yolsuzluklarla adil olmayan ve dürüst olmayan yönetimle de kendi ayağını ateş etti, öyle diyebiliriz. Peki son sorum. Pervin Buldan'ın BDP Grup Başkan Vekili yaptığı açıklamaya göre sizin de İmralı'da, Öcalan'da görüşmek için gitmeniz bekleniyor herhalde. Bunu ben size en son siz mecliste açlık grevindeyken herhalde birkaç ay geçti evet. değil mi üzerinden BDP milletvekillerinin tutuklu vekillerin evet. tahliyesi için açlık grevindeyken sormuştum. Ve herhangi bir bilgilendirme olmadığını söylemiştiniz. Evet, hala evet. aynı noktada mısınız yoksa yakınlarda gitmeniz söz konusu mu? Pervin Hanım'ın size şimdi, ilettiği bu konuda bir mesaj var mı? Arkadaşlarımızın dediği bugün zaten bu sosyal medyada da Pervin Hanım bunu ifade etmiş. Şimdi Sayın Öcalan'ın önümüzdeki görüşmeye bizim iki eş başkanın gelmesi konusunda ada yöneticileriyle ve hükümetle bir mutabakata vardı. Yani bu talebinin kabul gördüğü söyleni aktardı arkadaşlar. En azından böyle bir ne diyelim bunun önü kapatılmamış. Hı hı. Şimdi bu öncekilere göre biraz daha olumlu bir durum. Fakat biliyorsunuz bu meselelere Tayyip Erdoğan karar veriyor ve Tayyip Erdoğan ne zaman neyi neye göre ister benim ona aklım ermez. Yani gidebiliriz de. Gidersek iyi olur. Çünkü bizim doğrudan doğruya aynı kökenden, aynı hareket kökeninden gelmeyen iki şey olarak, siyasi partner olarak belki de birbirimize söyleyeceğimiz yepyeni şeyler olabilir. Buradan bir yeni görüş ufku doğabilir. Ben şahsen hem dinlemek hem görmek isterim. Söyleyeceklerim de var. Ama hükümet adaya giden insanlara sanki bir statü kazandırıyormuş gibi davranıyor. Oysa Öcalan'ın verdiği listede biz zaten vardık. Bizim de dilekçelerimiz kaç yıldan beri var. Biz yani geçtiğimiz Nevroz'dan beri demiyoruz. Çok önceden beri ben şeyde de İnsan Hakları Komisyonu'nda da Cezaevi Komisyonu'ndayken komisyona teklif etmiştim. Gidelim biz de bir adayı görelim diye. Ancak bunlar kabul görmedi. Şimdi görürse artık demek ki başbakan yani bize bir statü kazandırmadığını düşünüyor olacaktır ki o zaman daha kolay gidebiliriz. Belki de onun için bizi ikide bir de yolumuzu kesiyorlar bilmiyorum. Pekala çok teşekkürler. Süremiz bitti. Sağ olun katıldığınız için yayınımıza. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Ertuğrul Kürkçü ile konuştuk. Hem HDP'ye dönük saldırıları hem de biraz aslında çözüm sürecine de girmiş olduk. Bugünkü tahliyeleri de değerlendirdi Ertuğrul Bey. Yeniden teşekkür ederim. Öcalan'a söyleyeceklerim var dediniz. Orada ne söyleyeceksiniz diye sormak isterdim ama süremiz el vermedi. Bu sorunun yanıtını daha sonra
sonra alalım isterseniz. Yeniden teşekkür ederim ben katıldığınız teşekkür için yayınımıza. Bu akşamı da böyle kapatıyoruz. Yarın akşam aynı saatte Soner Şimşek'le birlikte olacaksınız. Hoşçakalın. Siyasal ve sosyal